Hocam birazdan Efes 24'te sizin bu söylediklerinizin vücut bulmuş şeklini göstereceğiz. Ama bu noktada bir denklemin içerisinde parçaları yerleştirdikçe daha büyük bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Gazze ile başladık. Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, sözde terör örgütünün yerel seçimleri. Birbiriyle nasıl ilişkili dediğimizde geniş tabloda hocam da az önce birkaç cümleyle özetledi. Ne dersiniz Ceyhun Bozkurt? Yanınızda da Çin füzeleri ekranlara yansıyor. Kuzey Kore'nin var ya ciddi bir silahlanmanın olduğunu görüyoruz. Yanılmıyorsam Çehov'un sözüydü. Sahnede duvara asılı bir füzeyi 500 kilometrelik karadan karaya o silah patlar. O bu kadar güçlü bir silahlanmanın olduğu yerde füzeler, nükleer, işte hocam Japonya'yı söyledi, Güney Kore, Kuzey Kore, Tayvan, Çin. Patlamaya hazır bir bomba gibi Uzak Asya. Ne dersiniz? Dünya bizim bölgemizdeki gibi. Yani dünyadaki kritik hegemonya sürecini etkileyecek alanlardan bir tanesi de Hint-Pasifik. Yani Asya Pasifik aslında. Amerikalılar Hint-Pasifik diye değiştirdiler. Hindistan'ı da denkleme eklemlediler. Bir tanesi Doğu Akdeniz. Daha doğrusu Avrasya coğrafyası dediğimiz hat. Ve burada Çin'e kadar uzanan bir hat aynı zamanda. Ha bu Amerika'nın savunma çemberi değil de Amerika'nın kuşatma çemberi olarak adlandırılabilir. Çünkü Amerika ta eskiden beri hedef ülkeleri hep kuşatmayı planlıyor aynı zamanda. Ve onun eylemliliğini yapıyor. Aynı şeyi biz de yaşıyoruz. Bizi Yunanistan üzerinden, güney sınırlarımız üzerinden kuşatmaya çalışıyor. Niye? Çünkü NATO üyesi olmamıza rağmen Amerika açısından biz deyim yerindeyse ayrı kotuyuz. Bizim çünkü bağımsız hareket etme kabiliyeti olan devlet mekanizmasına sahip, köke sahip bir devletiz. Yani biz Amerika'nın sözüne Almanya gibi emredersiniz deyip, diğerleri gibi emredersiniz deyip girecek bir devlet değiliz. Biz bunu tarihte örneklerini de gösterdik. Kıbrıs'ta gösterdik, terörle mücadelemizde gösterdik. O yüzden Amerika bize sürekli darbelerle, ekonomik operasyonlarla, farklı farklı yöntemlerle, işte Gladio unsurları üzerinden saldırılar düzenliyor. Niye? Türkiye diyor ki ben bu hizayı çizdim. Sen bunun şuradan şurasına geçemezsin. Türkiye de diyor ki ben bu sınırı tanımıyorum. Kendi milli çıkarım olursa aşarım. Şimdi Amerika işte Türkiye'yi de kuşatmaya çalışıyor. Çin'i de kuşatmaya çalışıyor. Rusya'yı da kuşatmaya çalışıyor. Hep hamleleri o. NATO genişlemesi dediğimiz şey Rusya'nın kuşatılmasıydı mesela. Bu konuda yakından çalışan gazetecilerden birisiniz. Bu kuşatma şöyle analizler de yapılıyor. Eskisi kadar güçlü değil. Yani Amerika'nın hegemonik bir güç olarak söylediği her şey artık 10 yıl öncesinde gerçekleştiği gibi değil. Değil. Çünkü istediği planlar, şimdi biz Amerika'nın planlarını anlatıyoruz, olmuyor. Tabii. Yani çünkü buna karşı çıkan işte Rusya'nın, Çin'in ya da Türkiye gibi devletlerin karşı planları var ve onlar da adım atabiliyorlar. Ve artık eski güç dengesi de yok. Amerika zayıflarken Türkiye'si, işte Rusya'sı, Çin'i daha da güçleniyor. Yani bundan 30-40 sene önce, 50 sene önce dünyadaki ticareti yöneten Amerika'ya bakın. Ticaret hacmine bakın. Bir de şimdikine bakın. 50 sene önceki Amerika'nın borcuna bakın, şimdikine bakın. Bakın 35 trilyon dolar borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi geçmişten bugüne bir değişimden söz ediyoruz ya. Buna dair de yayın öncesi bir hazırlık yaptı editör arkadaşlarımız. Ekonomistin kapakları bunları anlatıyor aslında bu dönüşümü. Sizin yorumlarınıza katkı olması açısından bir gösterelim isterseniz. Tabii, tabii. Çünkü her yıl ekonomistin kapağını biz bir tartışıyoruz. Aynen öyle. En çok kimlerin olduğunu göreceğiz o kapakta. Hazır Çin demişken 2022 orada Xi Jinping'i kuzeyde görüyoruz. Biden'ı güneyde görüyoruz. Çeşitli fotoğraflarla anlatılıyor o onlar temaları. Onlar aslında her bir tanesi formül. Formül ve uzun uzun üstüne konuşmuştuk hocam hatırlayacaksınız. Evet. Şimdi 2023'e geldiğimizde 2023 kapağında yine Xi Jinping'i görüyoruz. Putin'i görüyoruz. Meloni'yi görüyoruz. Zelenski'yi görüyoruz. Biden'ı görüyoruz. 2023 kapağı. Yani artık ekonomistin kapaklarında daha ziyade tek başına Amerika'nın değil... Karşısında hep bir gücü. Başka kapakları şöyle vardı. Tabii onları getiririz. Bu da 2024. Sayın Cumhurbaşkanı mesela hedef Sayın Cumhurbaşkanı hedef alan kapaklar doğru. Vardı. Bunlar yılbaşları kapakları çok tabii konuşulan. Tabii burada da mesela bunu uzun uzun konuşmuştuk. Burada Putin'in karşısında Zelenski. Burada da Xi Jinping var. Çok tartışılmıştı. Kim?
Şu çok önemliydi. Biden, orada Trump var. Kafasında soru işareti var. Barış ama var. Füzeler var. Yapay zeka var. Başka konular var. Uzun uzun bunu konuşmuştuk. Kripto para var. Finans krizi var. Bu dönüşümü anlatan, buyurun sizi ben böyle alayım. Bu dönüşümü anlatan kapaklardı. Aslında hep konuştuğumuz gibi 10 yıl öncesi Amerika yok. Bunu da kapaklar anlatıyor zaten bize. Buna dair de yorumlarınızı alayım. Güngör Yavuz Aslan'ın mesajlarını dünya alacağım. Dünya dengeleri değişiyor. Özet o. Güngör'e pası vermeden önce söyleyeyim. Dünya dengeleri hakikaten değişiyor ama çatışma alanlarından bir tanesi az önce söylediğimiz hegemonya mücadelesinde işte bahsettiğimiz gibi Hint-Pasifik. Ve burada Amerika nasıl Rusya'yı NATO genişlemesi üzerinden işte Ukrayna ve Gürcistan üzerinden sıkıştırmaya çalışıyorsa Çin'i de Tayvan üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor. Az önceki haritayı getirebiliriz arkadaşlar. 2021 ekonomist Tayvan kapağı da var. Hazır Tayvan demişken tamam. Ekonomisten kopmayalım. Onu da verelim. Sonra o haritayla sizin yorumlarınızı alacağım. Bu da ekonomistin 1 Mayıs 2021 dünyanın en tehlikeli yeri tabii diyor. Küresel savaşın başlayabileceği tehlike noktasında bu. Burası. Tayvan'ın bir haritası. Yani 2021 yılında henüz bu kadar gerilim yükselmemişken ekonomist diyor ki dünyanın en tehlikeli yeri. Ondan daha tehlikeli savaş alanları var ama buna dair de yorumunuzu alacağım. Orada da şunu görüyorum. Bu bir radar. Çin unsurlarının ilerlemeye başladığını görüyoruz. Tayvan unsurları burada da Tayvan unsurlarının ilerlemeye başladığını görüyoruz. Bu arada şu notu da düşelim. Buyurun. Tayvan aslında resmi adı ne biliyor musunuz? Çin Taipei. Çin Cumhuriyeti. Evet. Çünkü Tayvan'daki Tayvan yapı, adanın adı. Adanın adı. Evet. Tayvan'daki yönetim yapısı aslında tek Çin noktasında o iki, onlar da aslında ağırlıklı olarak katılıyorlar tek Çin'e. Neden? Çin'de yıllarca süren bir iç savaş işte 71'e kadar Birleşmiş Milletler'de Çin'i o temsil ediyor. Tabii. Kuomintang o zamanlar işte Çin Milliyetçi Partisi. Doğru. Chiang Kai-shek başkanlığında liderliğinde karşısında Çin Komünist Partisi, Mao Zedong liderliğinde bir iç savaş var yıllarca. Ve sonrasında Mao ilerliyor. Komünistler kazanınca Kuomintang'ın önde gelen isimleri ve destekçileri yaklaşık 1,5 milyon insan liderliğiyle beraber Tayvan adasına kaçıyor. Ve diyorlar ki biz Çin Cumhuriyeti'ni burada kurduk diyorlar. Sürgündeyiz diyorlar. Yani Tayvan'dakiler de... Kurduk demiyorlar, devlet burada devam ediyor. Tabii yani sürgündeki Çin devleti tabii diyorlar. Yani. Biz Pekin'i tekrar kazanınca geri döneceğiz diyorlar. Yani aslında yıllardır süren mücadele Çin Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Güngör'ün de söylediği gibi Amerika yıllarca Tayvan'daki yapıya destek veriyor. Birleşmiş Milletler'e aldırmıyor komünistleri. Tabii. Tayvan'daki savaşından sonra. 70'ten sonra denge şöyle değişiyor. Hocamın da anlattığının not. Kissinger politikası devreye giriyor. Sovyetlerle Çin arasında Çin bir gerilim çıkınca biz buradan nasıl faydalanırız deyip Çin'le diplomasi. Peki iyi komünist, kötü komünist tartışması. Şimdi burada birkaç hızlı buyurun, bir not buyurun, söyleyeyim. Buyurun. Askeri harekatla ilgili. Çünkü zaman da daraldı herhalde. Evet, bir Güngör'e Çin çevreleme haritasını mı istersiniz? Bir Tayvan haritası olursa. Tayvan ya da Çin çevreleme haritasını açalım. Şimdi, hocam çok güzel analizini yaptı zaten. O bilgilerle aktardı. Çin askeri gücünün imkan ve kabiliyetini aktardı. Tayvan adasının üzerinden bazı zorluklardan bahsediliyor ama. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Tayvan'ın şu bölgeleri yani şehir şeyleri ağırlıklı bu tarafta. Yani ne taraf oluyor? Batı tarafı oluyor. Yani Çin tarafı. Çin tarafı. Şehir merkezleri. Yerleşkeler. Şu bölge aslında son derece dağlık bir bölge. Şimdi diyorlar ki burası Tayvan Körfezi. Tayvan Körfezi çok yoğun bir şekilde dalgalı ve iki muson mevsimi ve aşırı yağış dolayısıyla sadece çok belli tarihlerde yumuşak oluyor. Bu nedenle Çin'in bir kere buraya güçlü çıkartma yapabilmesi için o tarihlere denk getirmesi lazım. Tayvan Körfezi'ni geçerek, Boğaz'ını geçerek. Artı buradan çıkarsa dağlık arazi sıkıntısı var. Ki Amerika hava savunma destekleri falan da verdi biliyorsunuz. Yani Tayvan'a çok ciddi destekleri var Amerikalıların. Hava savunma sistemi, Trump dönemi, uçaklar. Bush dönemi, Obama dönemi şeyler falan Biden döneminde de devam ediyor. Ek olarak Tayvan'ın içinde şeyi çok ciddi tahkim etmişler. Bu arada buraya çıkış noktalarında da çıkarma gemilerinin çıkabileceği alanların sayısı da az. Onu da söyleyelim. Böyle zorluklardan bahsediyor. Hocamız söyledi o füze etkenleri önemli tabii ki. Hava gücü önemli tabii ki. Ek olarak bir de meskun mahal meselesi var diyorlar. Orada çok ciddi bir tahkimat yapmışlar.
Yani Tayvanlıların da Amerikalıların danışmanlığıyla ciddi hazırlıkları var. Şunu anlıyoruz o zaman. Çin büyük bir problem yaşayacağını düşündüğü için bir psikolojik savaşla şimdi esas teslim mesela, almaya çalışıyor. Yani tabii, savaşmadan. Ya bu işin psikolojik harbi, siber savaşı, elektronik harbi hepsi var. Ek olarak bir de o büyük haritayı getirin. Bir iki cümlede oradan şöyle hızlıca özet bir şekilde. O hani Amerika'nın dedik ya aslında buna kuşatma haritası Çin demek daha mantıklı olur diye. Buyurun. Şöyle. Şimdi Amerika yıllardır uyguladığı politika dedi ki hani kuşatmayı yapar hedef ülkeleri. Kendisi savaşır mı? Ben zannetmiyorum. Amerika burada savaşa girerse hakikaten küresel savaş. Ekonomistin söylediği gibi dünyayı yok edecek savaş başlar. Çünkü Çin de doğrudan Amerika'ya hedef alır. Ama burada Japonya meselesi önemli. Çünkü Japonlarla Çinler arasında hocam da anlattı. Tarihsel olarak bir gerilim var. Ya bakın burayı bile, burası neresi? Vietnam. Vietnam. Vietnam'la bile Amerika ilişkilerini geliştirdi. Doğru. Burayı kazandı. Nasıl kazandı? Hatırlayın. Geçmişte Amerikan karşıtıydı Filipinler yönetimi. Sonradan Amerika'nın baskısı şuyu buyu tekrar en büyük üssü oldu. Muhtemelen bu hat üzerinden baskıyı oluşturacak. Peki. Bir de İngiltere ile Avustralya ile oluşturdukları bir AUKUS var biliyorsunuz. Devlet ve yeni bir zirve var. Yani birkaç bir süredir devam eden iletişim. Güney Kore, Japonya, Amerika arasında ciddi bir şekilde bu bölgede askeri, ekonomik ve siyasi anlamda iletişim arttırıyor. Hatta NATO'nun Atlantik'ten Pasifik'e genişlemesi ve Pasifik tabii ülkelerinin girmesi gibi tabii tartışmalar yani var. Amerika biraz Ukrayna meselesinde yaptığı gibi mekalet tutarak Güngör şey yapacak. Şimdi Çin konusunda konuşulmayan bir şey var. Her şeyi konuşuyoruz tamam da Doğu Türkistan ne olacak? Şimdi siz Mao derken bu işte 2. Dünya Savaşı arasında 44'ten 49'a kadar gelen süreçte Çin 1933'te ve 1944'te kurulan Doğu Türkistan, Türkistan Devleti'ni işgal etti. Çin'in çok yumuşak karnı var. İç Mansurya, Hindistan boyutu Tibet, var, Doğu Türkistan boyutu Tibet, var. Moğolistan, tabii Tibet. Tibet. Tabii, tabii. Şimdi yani hepsini de düşünmek zorunda. Önemli bir nokta şimdi bu. Şimdi Doğu Türkistan mücadelesinin önde gelen isimleri Zırbek Gayrutullah rahmetli oldu. O ömrü Doğu Türkistan meselesini anlatmakla anlattı. Her zaman bana şunu der. Bu Tayvan meselesi. Yani bunun sürgündeki Doğu Türkistan hükümetinin kurucularından mücadelesini vermiş bir insan. Ben Tayvan'ı sorduğumda bana İç Mançurya der, Tibet der, Demokratik Çinliler der, Çinler der. Çin'in kendi iş dengeleri içinde 50 tane farklı yapının biri işgal altında Doğu Türkistan olduğunu. Ama Tayvan'ın ABD desteğiyle hep ön plana çıktı. Çin kendi içlerinde çok kırılgan. İşte tabii o komünist ve Mao'nun Han Çinlileri dedikleri kesim ülkenin üzerinde bir güçle tutuyor. Tabii tabii. Ve şunu da ben onun analizlerini de kitaplarını da yazdım onun. Aynı zamanda bir yazar. Eninde sonunda Çin'in çökeceğini iddia ediyor. Yani bu askeri gök içeriden kendi şeyinden dolayı. Tabii o farklı bir şey. Ama şimdi Çin Devlet Başkanı ne dedi? 50. yıla atıfta bulundu Çilkak Cumhuriyeti'nin işte. Armağan edici. Tabii tek Çin dedi ve Tayvan'a işaret etti. Tayvan'a. 100. yıla. 100. yıla. 2049. Tabii. Tamam. Ama ondan önce olacağını da. Tabii tabii. Tabii. Yani ondan önce yok. Çok kısa bir bu olacaktı. Şimdi genelde bir savaş eşiğine gelip zaman zaman işte o Tayvan denizindeki tatbikatlarda savaşmanın iki taraftan söz ediyoruz. Savaşlar. Şimdi Ukrayna savaşı devam ederken Gazze'deki mevcut durum ve Çin'in askeri gücünden daha çok ekonomik gücüyle dünyada bir Çin dışında bir eksen oluşturmaya çalıştığı dönemde soru şu. Çin bir askeri mücadeleye girer mi? Yani bu konjektürde burada bir cephe açar mı? Burası benim. Bu rejim meselesi, iktidar meselesi. Buradaki de Çinli, buradaki Çinli. Zaten benim toprağım deyip buraya gidip ilhak demeyeyim. Kendi toprağına gider mi? İkincisi, Tayvan'la Çin anlaşır mı? Hong Kong modeli var. İşte tabii, Hong Kong modeli var. 100 yıl sonra. O da seçenekler arasında konuşuluyor. Ama Hong Kong'da da yaşanan problemler var. Ya var tabii de. Çin. Yani, orası da yumuşak karınlarından tabii, bir protestolar devam ediyor. Bu arada Tayvan'da daha taze yeni devlet başkanı seçildi. Evet, biraz tabii, daha arkadaşlarımız 2024, liberal. 2024 yılı için şöyle bir görüş var. ABD'de bu seçim takvimi olduğu sürece, yani 2024 Kasım'da seçilecek, Ocak'ta göreve başlayacak ABD başkanı. ABD'nin burada bir krizi ve savaşı çıkartmayacağı. Bu bir görüş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde gelenek var. Beyaz Saray yeni ekibe bırakıyor bu tür şeyleri. Yeni ekibe bırakıyor. Ama Çin cephesinden baktığımızda da Çin tam ABD'de seçim var. Ukrayna'da bir gerginlik var. Gazze'de İsrail'de var. Bir gerilim var. O tatbikatta birkaç gemi az önce dediğiniz gibi Tayvan'a girer mi? Girer mi? Orada zaten sosyolojik çok önemli bir şey dediniz.
Tayvan ordusunu hallettikten sonra, hani savaş ya da Tayvan ordusu geri püskürtebilir. Velev ki adaya çıktı, Tayvan'a çıktı. Karşısında aynı ırktan insanlar. Tayvan halkı sokağa dökülecek mi? Yani bir Ukrayna'daki gibi bir durum olacak mı? Ruslarla Ukraynalılar da aynı Slav kökenli halklardan söz ediyoruz. Bu gerçekten hani Ukrayna Savaşı'nda şöyle bir şey. Kıta Avrupası güvenlik mimarisi bir yerde bunu Rusya'yı durdurur ya da Putin'i ikna eder. Burada bir de ideolojik çatışma olduğu için çok daha sert geçebilir. Ben az önce Hakkı Çaşın Hocam onu sordum. ABD bu işe girdiğinde bu dünya savaşı demek. Yani bu tabii. Sadece Tayvan ve adasının etrafında değil. Tayland'da tutun da burada her yer ateş çemberi. Ceyhun Bozkurt doğru bir ifadeyle yaklaştı. Bir ideoloji ihracı olarak düşünebilir. Daha önce Sovyet Sosyalist İç Cumhuriyetler Birliği'ndeki yani. Gibi değil. Bir yayılmadan endişe edip orada başka bir bakış açısına gelebilir. Bu da bir durum çünkü tabii. Çin'in yönetim şekli. Şimdi Türkiye farklı iki tane yapılan biri liberal biri komünist. Bir de ya hep tabii. Böyle bakıyoruz hani gözümüz haritadan da denizde. Peki Moğolistan ve Asya ne olacak? Bakın işgal altındaki Doğu Türkistan topraklarından başlayalım. Peki Hak'tan Bey size bir soru. Buyurun. Doğu Türkistan varsa Batı Türkistan neresi? Bir yerin doğusu varsa Anadolu. Şimdi Türkistan coğrafyası Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayıp Can Azerbaycan, işte Zengezur ve Hazar Havzası, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan geliyoruz. Çin ve işgal altında şey. Oktay Sinanoğlu'ydu değil mi? Ne çok güzel bir terim vardı. Türkçe bugün, konuşarak o bütün coğrafyayı geçebilirsiniz. Tabii yani Balkanlardan bir başladığınızda. Ya ilginç bir şey söyleyeyim. Üsküp'ten. Türkiye'den, Türk dünyasından Güngör daha iyi bilir de. Şu hattı giderek izleyin. Burasının Türkçesi, Doğu Türkistan Türkçesi çok daha Anadolu Türkçesine yakındır. Çok ilginç tabii, bir şekilde. Hani İran'da, Tebriz'de bu uçak helikopter düşmesiyle birlikte giden arkadaşlarımız o kadar tabii, rahat anlaştılar. Orası zaten şimdi, Azerbaycan ayrı. Bir cümle alayım. Bir cümle yani biz hep araya gideceğim. Bu kriz Türk dünyasında etkiler. Sadece tabii, okyanus ve yani deniz olarak bakmayalım. Böyle bir yayılma işte o açıdan. Zaten Asya çok... Pasifik diye ondan dönüyor. Kriz. O yüzden burada bir virgül koyalım. Ben bir görüntüyle araya gitmek istiyorum. Ekonomist demişken ekonomistin kadınlarla ilgili bir kapağı var. Yeni saatte ne konuşacağız? Yavaş yavaş Avrupa'ya da döneceğiz. Ekonomist kadınlarla ilgili bir manşet attı. Avrupa'yı şekillendirecek 3 kadın ifadesini kullandı. Ortada Meloni var, Le Pen var, von der Leyen. Avrupa Parlamentosu 3 isimden söz ediliyor. Le Pen ve Meloni'nin ideolojik tutumları çok tartışmalı. Bunlara da bakacağız. Yeni saatte yavaş yavaş biz de eksenimizi Çin'den Avrupa'ya doğru getireceğiz. Ukrayna'yı da konuşacağız. Kısa bir ara aranın ardından buradayız.